Herkese merhaba. Bu videomuzda 4. sınıf İngilizce dersinin 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Yanımda Bilge var. Bilge merhaba. Merhaba. Şimdi başlıyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki görsellerin altlarına ilgili ifadeleri yazınız. Meslekte verilmiş bize hangi resmin hangi mesleği ifade ettiğini bulacağız. Şimdi birinci resmimiz hangi meslektir? Teacher. Teacher yani öğretmen değil mi? Evet. İkinci resim hangi meslektir? Şef. Şef. Üçüncü resim hangi meslektir? Vet. Vet yani veteriner. Dördüncü resim hangi meslektir? Pilot. Pilot. Son resim hangi meslektir? Nurse. Nurse yani hemşire değil mi? Güzel. İkinci soru. Saatin kaç olduğunu altına yazınız. Birinci resimde saat kaçtır? Bir. 1, saat 1'dir. İkinci resimde saat kaçtır? 8 8. Üçüncü resimde saat kaçtır? 6 6. Son resimde saat kaçtır? 11 Evet, 11 yani 11. Üçüncü soru. Fırçanın kutunun neresinde olduğunu altına yazınız. Şimdi bakalım. Birinci resimde fırça kutunun neresinde? Önünde. Önünde yani In front of. in front of. Güzel. İkinci resimde fırça kutunun neresinde? Yanında. Yani Near. near yanında, yakınında. Üçüncü resimde fırça kutunun neresinde? Arkasında. Yani Behind. behind arkasında. Dördüncü resimde fırça kutunun neresinde? İçinde. Yani In. in. Son resimde fırça kutunun neresinde? Altında. Altında under olacak. Evet. Dördüncü soru. Aşağıda verilen kelimelerin Türkçe karşılığını yazınız. Şimdi birinci kelimemize bakalım. Strong nedir? Güçlü. Güçlü, güzel. Eye neydi? Göz. Göz, güzel. Hair, Saç. saç. Tall, Uzun. uzun. Beautiful, Güzel. güzel. Beşinci soru. Yukarıda tarif edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. He is fat and short. O şişman ve kısadır. He has got white hair. Beyaz saçları vardır. He is middle aged and bald. O orta yaşlı ve keldir. Bu tarife göre bu kişi hangisidir? D şıkkı. D şıkkı. Evet. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Her soru 5 puan. Altıncı soru. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Ahmet is a teacher. Ahmet öğretmendir. He works. Öğretmenler nerede çalışır? Okulda. Okulda. Buna göre doğru cevap hangisidir? C şıkkı. C şıkkı. Güzel. Yedinci soru. Burada iki tane boşluğumuz var. Onları bulacağız. In summer diyor. Summer hangi mevsimdir? Yaz. Yaz. Yazın hava nasıl olur? Sıcak. Sıcak olur. Başka? Güneşli. Güneşli olur. Evet. Buna göre doğru cevabımız hangisidir? C şıkkı. C şıkkı. Evet. Yazın güneşli ve sıcaktır. Sekizinci soru. What time is it? Saat kaçtır diye soruyor. Görselde saat kaçtır? 3 Yani buna göre doğru cevap hangisi? D şıkkı. D şıkkı. Güzel. Dokuzuncu soru. Burada bir diyalog var. Sena diyor ki, It is sunny. Hava güneşlidir. May I borrow your sunglasses? Güneş gözlüğünü ödünç alabilir miyim? Melike de buna olumsuz cevap verecek. Buna göre doğru cevabımız hangisi olabilir? B şıkkı. B şıkkı. Sorry, it is broken. Üzgünüm, o kırıldı.
Onuncu soru. Resme göre soruyu cevaplayınız. Sorumuza bakalım. What is the season? Evet, burada mevsimi soruyor. Resme göre hangi mevsimdir bu? Yaz. Yaz. Doğru cevap? D şıkkı. D şıkkı. Güzel. Winter, kış. Autumn, sonbahar. Warm, ılık. 11. soru. Zıt anlamlısı verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Fat, slim. Fat, şişmandı. Slim, zayıf. Bu doğru. Tall, short. Tall, uzundu. Short, kısa. Bu da doğru. Beautiful, ugly. Güzel ve çirkin. Bu da doğru. Young neydi? Genç. Genç. Pretty. Güzel. Güzel. Evet. Genç ve güzel zıt anlamlı değildir. Yanlış olan D şıkkıdır. 12. soru. Yukarıdaki ifadede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet, burada yine boşluğumuz var. I want some water. Su istiyorum diyor. Buna göre boşluğumuz ne olmalıdır? D şıkkı. D şıkkı değil mi? I am thirsty. Susadım. Biraz su istiyorum. 13. soru. Yukarıdaki cümleyi görsele göre tanımlayınız. Evet. She has hair demiş. Bunun nasıl saçları var? Kısa ve kıvırcık. Kısa ve kıvırcık. Buna göre doğru cevabımız hangisidir? D şıkkı. D şıkkı değil mi? She has curly hair. Kıvırcık saçları vardır. Evet çocuklar, sorularımız bu kadardı. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.